adı değil nidası olan program. Pekcan! Konağa göre yapıyorum bunları. Konuğum Gonca Vuslateri. Ya şans et, beni öldüreceksin şu anda. Sinirimi bozma. Bir daha söyle bakayım. Bir daha anons et. Pekcan. Abi çok mükemmel. Pekcan. Sana göre yap. Okey, harika. Yap bakayım. Senin gibi atamam kendimi. Yani deminden kendince beri. Kendince bir şey yap. Makyajım birazcık kalsın. Bak çok özendik bezendik. Evet, yeni gelmiş daha makyajı üstünde. Çok güzel fotoğrafların. Çok teşekkür ederim. Vallahi takip vallahi etmeyi yazar. Çok sevdiğim insanlardan birisin gerçekten. Aferin. Aferin demeli miyim bilmiyorum. De artık de, sen de bazı şeyleri kabul et Cansel. Diyeyim tamam. Şunun içinde bir takım sorularımız var. Bir tane seç, öyle onu oku, sonra onu cevapla. Öyle 5 tane soru cevaplama hakkın var. Soruyu beğenmezsen şurada bir ceza kumbarası var, onun içine 50 liranı alırım. Henüz kimse vermedi. Herkes bir cimri. Alırım. Tamam yani. Çok güzelmiş tamam. Bu 50 lira olayı. Tamam, sana. Tamam peki. Kıskanç mısın? Evet. Çok mu kıskançsın? Kıskanıyorum böyle erkek arkadaşlarım falan bazen. Ama şey nedir yani, rahatsız edici bir kıskançlığın mı var? Ya onunla bir niye rekabet oluyor. Ha? Yok ya niye ona niye baksın yani. Ha, öyle değil tamam okey. Ama yani böyle şey oluyorum, küçümseme başlıyor. Oradan bir yere atlıyorum. Şimdi kıskanmamam gerekiyor ya Janset. Ha. Onu biliyor ya bilinçaltı. Tamam. Hani kıskandığım zaman şey oluyorum. Ben bunu niye kıskandım ya? Bu kim ki abi? Bu ne ki yani? Ona niye baktı? Ona bakan bir adamı burada ne işi var abi falan. Böyle falan. Ve böyle erkek arkadaşım dedi hayatım çay koy mu? Çay mı? O çayı da al git bu evden falan deyip hani böyle bir olabiliyorum. Ya da şey çay mı? Başak Burcu yani düşünün çay mı? Ne çayı? Yani çay ne ki? Yani ne çay? Çay ne? Tutmak adamı yani saatlerce. Yani niye içelim dedin şu anda? Anladın sen bir şey olduğunu falan. Gebertirim. Ama şöyle, benim bir erkek arkadaşım şey dedi, bir gün oturuyoruz böyle masa kalabalık, bir baktım Instagram'ından dövmeli çıplak kadınlar geçiyor böyle, tamam mı? Dedim ki nasıl ya böyle bir şey, hani nasıl olabilir diye. Hiç denilmeyecek bir masa, böyle yazarlar bilmem neler. Dedim yani inanabiliyor musunuz, yanımda erkek arkadaşım diye getirdiğim adam şu fotoğrafları açıyor. Yani ben o kadar utanıyorum ki beni nasıl sakinleştirebiliriz? Utanç içindeyim falan filan. Çocuk şu raddeye geldi dedi ki ben öyle bir şey yapmıyorum hayatım. Ben onların medeni cesaretlerini takdir ediyorum dedi. Ey ben bu cümleyi alıp şans et var ya. Bak burada bile anlatıyorum. Ömrü boyunca her yerde duyuyor. Eyvah. Aynen. Sevgilin olmak da cesaret ister yalnız. Bir de kendiyle kavgasına bak. Kim ki bu? Niye kıskanıyorum ki? Ne bak kim ki abi? Bak kim ki yani? Tabii. Niye o? Bak hala çıkamıyorum oraya. Ha, kim ama yani? Halbuki bir bilse ki o. Her şeye baktığı için böyle oldu. Ay yacık çok üzüldüm. Kıskanç mısın? Evet de bırakmalıydım. Sırf bu yüzden çok okurum. Oradan ötesini deşmeyeydim iyi de. Emoji ile kahkaha atarken o an gerçekten gülümsüyor musun? Evet. 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 Çok merak ediyorum. Yaşlar. Ha 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 olmuyor. Ben de gülüyorum da. Böyle yapıyorum bak. Salak. O oluyor. Tamam, güzel. Evet, şimdi bir tane daha soru soracağım. Hala çok korkuyorum senden. Hoşlandıysan söyler misin, söylenmesini mi beklersin? Nasıl yani? Ben hoşlandıysam bunu bana evet, söylenmesini mi? Goncacığım bir süredir ben de hoşlandığının farkındayım falan. Bir erkekten hoşlandın. Belli ediyor musun? No. Deli gibi. Deli gibi belli ederim. Ha edersin tamam. Yani gelip çocuk bir şey söyleyebilmesine bak o işte kıskançlıkta patlayabilir biliyor musun? Nasıl? Mesela hoşlanıyorum, hoşlandığımı anlıyor falan. Sen benim hoşlandığımı anladığın halde ne yapıyorsun? Ben de hep gerçekten. O yüzden seninki gibi ilişkiyi çok istiyorum. Çünkü mantık hatası var. Ama dövmeli vücut, ben de dövme çok seviyorum. Kendime yaptıramıyorum ama yapanlara bakmayı seviyorum. Şimdi özellikle hatunlarda çok acayip dövmeler oluyor. Şimdi oradan bakıyorsa, şimdi sen çocuğu aldın, yedin, yedi kat dibine gömdün. Çocuklarımdan ateşler çıkıyor şu anda. Şimdi beni dövecek. O yüzden... Evet. Neler yapıyor? O kadınların ne kadar canlarının acıdığını biliyor musun falan? Onun var ya o gözyaşını oradan böyle fış diye alırım yani. Sonra gidip dövme yaptırdım her diye. Ben de açıyorum. Gerçekten bakıyorlarmış diye yani. Evet abi. Bir de dövme yapınca senin de açılasın geliyor. Geliyor vallahi. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Vücudunda en barışık, en küs olduğun yerler. Her yerimle barışığım yani. Şurasınız biraz yiyorum.
Tamam. Yani böyle bir küçüklüğümden beri şurası şöyle yani. O mekikler bilmem ne de çok sıkıcı, evet. Çok yalan. Anca bir rol olur. Hani kası olan bir kadınmış bu deriz, o zaman çalışılır. Dışında hani böyle beni pardon canım spordaydım diye bir telefon konuşmasında kendime hiç... Evet de yani öyle bir durum yok, hiç buraya falan çalışmıyorum. Ben de hep esne, bacak, el, kol, bilmem ne, sırt çalış ama orası. Orası da en zor yer be. Dört abi oldu, olmuyor bir de. Bir de hocanın yanında gaz mı çıkaracağız? Ne olacak? Hepsi ayrı bir gerilim yani. Ben ona giremem. Oluyor çünkü sporcularda duyuyorum ben zart zurt. Spor salonunda olan orada kalır ama bir bak böyle şeyler. Öyle. Ama oluyor abi. Olur. Ağır kaldıran. Ama evde de olur. Her yerde olur. O çok yakışıklı ağır kaldıran adamların diye bağırmalarında mesela ben hocaya dönüp şimdi hocam bu sağ kolumu ben koyuyorum ya falan. Abi ben kolu da alıp giderim şey abi oradan. Onu yani yapamam. Öyle bağırmayacaksam ne anlamı var orada olmadığı şansı. O zaman soruyu okuyorum. Yemek yapmayı sever misin? En severek yaptığın yemek. En tek düze sorularda sana çıktı. Zaten yani en severek yaptığın. Evet yapıyorum tabii ki. Ve de her şeyi yapıyorum. Anlamadım ki en severek yaptığım en şey. En severek yaptığın yemek neyi anlamadın ya? Hepsini severek. Şimdi yemek yapmak. Hayır, bir yaparım da... parmaklarını yersin manası. Yemezsin. Ama güzel yaparım yani. Yemezsin. Ama yemeği yersin. Parmaklarını yemezsin. Bizim eve Haskül abla var. Ondan sonra Deniz'le birlikte çalışıyor, Deniz Seki'yle. Ben çok hastalandığımda Deniz Haskül ablayı yolladı, tamam mı? Tamam. Dedi ki ben sana bakacağım, kimse sana bilmem ne etmesin. Dünyanın en muhteşem insanı bir kadın. Evet. Ve o kadar güçlü ki yani bayağı Türk kadını şey öykülerinden, anladın mı? Al böyle Haskül ablayı anlat falan, bir hayat hikayesi var. Yemek yapıyor. Bir anda Janset, öyle tipler vardır ya, dolma bilmem ne, cart çurt, evet. Pilav var ve her şey aynı anda çıkıyor yani kadından. 45-50 dakikada bütün yemekler ve hiç tatmıyor. Hiç, sıfır. Tabii el yordamı diye bir şey var. Aynen. Dedi. Sonra dedim ki Haskül abla sen hiç dedim tatmıyor musun yemekleri dedim böyle yaptı. Yo mükemmel olduğumu biliyorum. Yaşar vefat ettiğinde Yaşar Gaga yatakta böyle kötüyüm hani ağlıyorum. Bir melek kartı çektim. Ne dedim ki? Yaşar çok mutlu mu? Madem hani melek kartı bir şey falan. Apple'da Yaşar'la bizim şarkımızda Sezen Aksu'nun Kör Düğüm şarkısı. Apple'da Kör Düğüm çalmaya başladı. Şimdi ben korkmayayım, kim korksun? Bir daha melek kartı önce okumadım. Niye korkuyorsun ama o bir mesaj. Korktum. Evet, bilmiyorum, korktum yani. Ama soru soruyorsun mesela o mesajın duyulduğuna dair, sana bir cevap geldiğine dair. Niye korkuyorsun ya? Evet, annem de. İnsanlar annem de 6. Annem var ya gene gebertesim geliyor. Bak sonra diyorlar ki bu kız neye sinirleniyor. 6. filmler çıkmışız. Anneme dedim ki anneciğim ben çok korktum filmde falan. Niye korkuyorsun kızım? Ölüler var. Etrafımızdalar. Anne deme öyle. Kızım onlar ürküyor senden falan. Mesela amca el salla. El salla. Bak falan. Çok iyiymiş. Hep bir şey eksik, hep bir şeyler eksik. Evet. Aç oku. Duyalım, biz de duyalım. Duyarlılık. Şu an evrendeki enerji ve etkilere karşı fazlasıyla duyarlısın. Kendini ve duygularını yüceltmelisin. Güzel. Güzel, harikaymış. Bu kartlardanmış Evnem'in de verdiği. Aynısı mı? Rengi, aynen bu kartlardan. O zaman bunlar. O zaman aç bakalım onları. Belki de şimdi zamanı mı geldi? Aranızı mı düzeltti? Evet. Bir yumuşaklık mı sağladı? Aynen. Yok zaten bu geçen sene bahsettik ya seninle bir şimdi kameranın anlatmadık da hani biliniyor bir operasyonları oldu evet, fıtık evet. Mıtık falan. O zaman çok şey yaptım. Hmm. Melek kartlarım hastanedeydi yani. Normalde senden başka kimsenin dokunmaması gerekiyor. Ama hiç bunu sanışım programın kartları yaptı. O yüzden herkese süper. Dokunduruyoruz. Harika. Çünkü zaten sevdiğimiz insanlar geldiği için. Güzel kokuyor bunlar ya. Bayılıyorum ben. Temiz böyle. Çok tatlı. Neyse işte çocuk diyor ki o evli olan arkadaşım. Ben diyor soru soruyorum bana iyi geliyor falan diyor. Sen de bir soru sor diyor. Çocuk da diyor ki bu melek kartlarına biz soru soruyoruz. Bize bununla ilgili bir cevap veriliyor mu gerçekten? Seçtiği kartı söyleyeyim mi? Evet. Çok ürkütücü bir şey bu. Böyle kavuşmalara hazır değilim. O zaman evrene gönderdiğin mesajlara dikkat edeceğim. Dikkat etmem lazım. Korkmamakta fayda var. Selçuk şeyine bayılıyorum. Bize bir mesaj göndermişsiniz uzay gemisiyle yaklaşıyor ya hatuna. Evet yedik onu biz. Evet. Yani günlerce güldüm gerçekten çok tatlı. Ay
ya Janset ya, bunu nasıl anlattırıyoruz? Bunlar olamasın diye mi hayatımızda? Sen ben geçen gün neler anlattım bir duysan. Şimdi ben görmüyorum. Kaç kelime? 4. Evet. Kaçıncısını anlatacaksın? Başla işte yani. 4. anlatacaksın. Okey. Kibrit, çakmak, yanmak, yakmak, alev, ateş, mum, mum. Dua, dua etmek, yalvarmak, yakarmak, dilek. Yalvarıyorum, çok istiyorum. Ulan ne olabilir başka? Dua ediyorum, yakarıyorum, dilek tutuyorum. Daha biri... Başka kelimeye geçsem? Yok, bir kelimenin tekrarı diğerleri. Dua ettim, yakardım. Ha tamam. Tamam. Git oradan işte. Yakarmak, yanmak. İlla overacting olacak her şey. Hayır illa mı orada? İstemek. Ha. İstek. Talep. Arzu. Dudağımdan da dua etmek, dilemek, gönül. İstemek. Evet, üçüncüyü anlatıyorsun. Yuvarlanmak. Dönmek. Dönen mum, döner mum. Dön, dur bir dakika. Üçüncüsü dönmek. Mum. Dur. Bak hadi, bak geldin hadi. Dua etmek, dönmek mum. Dönmek. Döndüm mum. Döndüm. Kal orada, yani döndüm mumda kal. Onu... Tamam, döndüm mum. Döndüm mum. A ekleyeyim. Döndüm muma. Ha. Döndüm muma. Döndüm muma. Yalvardım. Ne söyle, tamam, pes ettim. Uma uma döndük muma. Ben bunu bilsem zaten profesör olurmuşum. En azından mum dedin ya. Ben acaba ne diyeceğim, çok bakayım. Çok güzel ya. Bunları kim buldu? Sen mi buldun bunları? Kim buldu? Ben mi buldum bunları? Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Üç kelime. Üçüncüyü anlatıyorsun. Çekmek, çıkarmak. Bu cepte çıkarmak, tut bunu. Bokunda kavga çıkarmak mı acaba? Yani. Çıkarmak ama, tuttum bunu değil mi? Çıkardım, çıkarmak, çıkarır. Hayır, çıkarmak. Tamam. Kolye, düğüm, bağ, kilit, bilezik, bileklik, boncuk, bilye, İnci. Hiç yok bende. Kat montaj. Noktaları. Ha. Noktaları. Kat montaj dedim ben de ya. Hiç. Onları at. Bu sessiz sinema. Neleri atıyorum ya? Noktaları at. Ha. Incı. Incığını çıkarmak mı? Ha. Cıncığını. Incığını, cıncığını çıkarmak. Ya ama sen bayağı insanı kendini akıllı hissettirebilecek kadar kopya veriyorsun yani. Yemin ama ediyorum. Çok kıvrandık şurada ya. Bütün şey. Biraz kendimi bilmesem bayağı akıllı zannedeceğim. Sen benden daha güzel anlattın. Ama ben bilemedim ya. Yani ben ummak nasıl anlatılır bilmiyorum. Umut etmekten oradan yaklaşıp. Falan. Umut döndük muma. Falan. Döndük mum zaten. A'yı getirtene kadar sana bayağı aşağıdan sipariş ettik ya. Ama ben de yarısını konuştum yani. İyinin noktalarını at falan. Bunları. Ya bakış veriyorsun zannettim ya. Kat montaj. Buraya bakıyoruz, buraya. Öyle bir şey var ya bize. Buradayız. Seslerde. Anne burada, baba burada, çocuk da burada. Ay bakıyor. Nın nın falan diye. Aa, vallahi kadın şey YouTube'un mandrakesi, yemin ediyorum. Her şey var. Kuzey Ay düğümünü biliyor musun?
Kuzey Ay Düğümü diye bir şey var, biliyor musun? Hayır. Ama bu o kadar enteresan ki, seni sana anlatıyor tabii ki astrolojik olarak. Doğduğun yıla göre çıkan bir şey bu. Böyle Koç burcunda senin Kuzey Ay Düğümün. Ve mesela terk etmen gereken ya da aksine asılman gereken özellikleri falan da yazıyor. Çok enteresan bir şey bu. Sen bunu okuduğun zaman vay anam bu neymiş diyeceksin, biliyorum ben. Bunu da prediction çantamızın içine. Ama ben bu Koç erkeklerinden çok tiksiniyorum. Astrolojiden emekliliğe ayrıldım gerçekten. 17 yaşımdan beri hayatımdaki bütün adamlar Koç. Bir kere Yengeç oldu, bir kere Akrep oldu. Diğer bütün... lütfen Koç burçları artık lütfen Gonca'yı rahatsız etmesin. Gelmeyin. Yani. Gelmeyin. Hangi kameraya söylüyorum? Gelme abi. Gelme. Gelmeyin. Sevgi dolu bir insan. Boğa gelsin ya, para biriktiririz. Sen paraları harca, abi. Harca. Sen harca. Sizler bizim üstünüzsünüz abi. Size özenmekten oldu. Evet. Harcadım, çok harcadım. Şu çantayı bile takardı bir tane Denyo Koç burcu. Allah'ım bir insan ne iş olur. Anca içinden Kuzey Ay Düğümü çıkar onun ya. Sana hediye edeceğiz. Hayır. Gireyim ben, ellerim yağlı. Bok attı ya çantamıza. Çantamıza bok attı. Bisiklete binerken sırtına takıyorsun onu diye. Beğenmedi ama olsun. Hediyeye laf edilmez. Ama hediyeyi hediye edebilirsin. Beğenmezsen içine şey yapabilirsin. Evet. Mükemmel olduğumu bildiğim için.